Yani kimse şunu demez. Derse sizin yanınızdayım ben. Ya 650 bin kontrol, hayır istemiyoruz, yapılmasın. O zaten bile bile insanları tabuta gömmek, toprağa gömmek demek. Kimse bunu diyemez. Ama siz 17 milyar doları nereden bulacaksınız bana söyleyin lütfen. Rica ediyorum. Eğer söylerseniz sevinirim. Önemli de bir rakamdan bahsediyoruz burada. Şimdi gel, bir düzeltme yapabilirim burada. Burada bir düzeltme yapabilirim. 550 milyar. Ha tamam, 17 milyar dolar değil mi? Doğru hesapladım. Tamam. Şimdi siyasete biraz bir ara verelim. Çünkü Murat Kurum dedik. Murat Kurum deyince Çevre Bakanlığı akla geliyor. 5 yıl boyunca Çevre Bakanlığı yapmış. Şimdiki haber işte hokus pokus olayı vardı ya, tabela. Ona benzer bir haber. Hokus pokus yok aslında burada. Çok enteresandır. Bir tarafta biraz daha kamera Erdost görebiliyor mu tarihleri? Hah, çok güzel bak. 2013 yılında MTA'nın diri fay haritası. Orada fay var. Bu fay İliç'teki altın madenin ana koltuğun oradan geçen bir fay. 2023 yılında aradan 10 yıl geçiyor. Bu da MTA'nın yani maden tetkik aramanın hazırladığı harita. O fay yok. Hokus pokus. Başka bir deyişle fay varmış, fay yokmuş. Bu İliç'teki madenin Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde olduğu doğru mu? İlk defa duyuyorum ben de. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın varlığını bilmediği fay, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 2013 haritasında vardı. Bilim insanlarına göre senede 1 santim kayabilen fay, 2023 yılı haritasında yok oldu. İlk defa duyuyorum. Yani ihbar kabul edip araştıracağım ama ben bilmiyorum. Bize de bilgi verirse çok memnun oluruz. Erzincan İliç'teki maden faciasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Anagold Altın Madencilik, Ovacık Munzur fayının üstüne kurulmasıyla sık sık eleştiriliyordu. Olası bir depremde siyanürün tüm bölgeye yayılma riskine dikkat çekiliyordu. Burada olacak bir depremle Türkiye'nin tanımını ilelebet unutun dediler. Bilimsel raporlara göre bunu aktif fay hat üzerine kurdular. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 2013'te yayımladığı diri fay haritasında Anagold Madencilik fayın tam üstünde gözüküyordu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, müdürlüğün 2023 yılındaki fay haritasını paylaştı. Yavuz Yılmaz, 2013'te Anagold Maden sahasının tam altından geçen fayın 10 yıl sonraki haritada olmadığına dikkat çekti. Yavuz Yılmaz, kaynak olarak da Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 2013 ve 2023 yıllarına ait resmi diri fay haritalarını gösterdi. Eleştirilerin odağında maden sahasının genişlemesinde imzası olanlardan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı da var. Şimdi AKP'nin İstanbul adayı olan kurum toprak kaymasıyla ÇED raporunu ilişkilendiremedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu JET hızında yanıt verdi. Efendim, orayı siz ÇED raporu verdiğiniz için burası işte kaydı, göçtü. Ya ÇED raporuyla toprak kaymasının ne alakası var? Zaten bütün işlerini hafife alıyorlar. Çevre ve şehircilik, yani dünyanın şu anda en büyük mücadele verdiği iki ana unsur, biliyor musunuz, yaşamı etkileyen. Sorumluluğu ne yazık ki taşıyamadılar. Ne güzel ya. Hiçbir sorumluluğu üstüne alma. 53 bin insan ölmüş, sorumluluğu üstüne alma, özür bile dileme. Ne Erdoğan olarak ne Çevre Bakanı olarak. Orada efendime söyleyeyim, toprak haddinden fazla istif edilir, heyelan meydana gelir, 9 işçi altında kalır. Orada da sorumluluğu üstüne alma, Enerji Bakanı olarak da alma, Çevre Bakanı olarak da alma, Erdoğan olarak da. Ne güzel ya, ne... Yani sorumlu sorumsuzluklardan bahsediyor. Sorumlu ama sorumluluğum yok diyor. Ne güzel de gözümüzün içine baka baka böyle söylüyorsunuz ama. Helal olsun size. Gerçekten büyük başarı. Geldik 9 işçi. O 9 işçi bir müddet aranmayacak. Belki hiç aranmayacak. Çünkü bir heyelan tehlikesi var. Ama aileleri bugün protesto yaptı. İliç'te toprak altındaki madencilerin yakınları maden sahasına yürüdü. Arama kurtarma çalışmalarının durmasını protesto etti. İliç'teki Anagold Madencilik'te çalışan 9 madenci 10 gündür siyanürlü toprağın altında, arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sabırlı ve mangan açık ocağındaki arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Tekrar ediyorum, ara veriyoruz. Toprak altında kalan işçi Kenan Öz ve Fahrettin Keklik'in yakınları Çöpler Köyü'nden maden sahasının Nizamiye kapısına yürüdü. Onlarca kişi tel örgülere vurup kapının açılmasını istedi.
Jandarma eşliğinde içeri alınan aileler AFAD'ın çalışmalarını yürüttüğü maden sahasının koordinasyon bölümüne gitti. Görevliler madenci yakın